CPU Türkiye yarışması başladığından beri yaklaşık bir yıl oldu ve bu konuda Erman Bey'den, TÜBİTAR'dan Erman Bey'den bilgi almak istiyoruz. Çizgi Elektronik ve TÜBİTAR işbirliğiyle düzenlenmiş olan CPU Türkiye yarışması yaklaşık bir yıldan sonra sonuç aşamasına geldi. Yarın yani 9 Ekim'de yine Sebit'te sonuçlar açıklanacak ve katılımcılardan başarılı olanlara ödülleri dağıtılacak. Ödül olarak yarışmada sanal işlemci kategorisinde yarışan yarışmacılara 10 milyar lira, fiziksel işlemci tasarımında yarışanlara 20 milyar lira ve akademik yenilikçi gömülü tasarım yarışmasında yarışanlara da 10 milyar lira ve toplamda 50 milyar olmak üzere ödül dağıtımı yapılacak. Bunun yanında mansiyon ödülü olarak 6 adet Asus PDA ve 6 kişiye de AMD'nin Almanya'daki fabrikasına gezi ödülleri var. Bunlar da yarın sahiplerini bulacak. Basitçe bahsetmek gerekirse, ilk önce yarışmacılardan çok basit bir işlemci tasarlamalarını istedik. Tabii ki Intel ve AMD ile gibi büyük firmalarla karşılaştırılamayacak derecede bir işlemci bu. Genellikle gömülü sistemlerde kullanılacak bir işlemci. Yani 16 bitlik ve 30 tane komutu gerçekleyebilen bir işlemci. Çok başarılı yarışmacılar oldu. Yani 30 komutu yetersiz görüp 70 komuta kadar çıkan yarışmacılar oldu. Bunlardan yarışmanın başında 105 proje kadar yarışmaya katılmıştı. 17 tanesi sonuca ulaştılar. Bunlardan bazıları da burada sergilenmekte, Sebit'te. Bunları da görebiliriz. Birazdan bakabiliriz bunlara da. Şimdi bu projenin ilerisinde yarışmacılardan yani seneye olacak yarışmada yarışmacılardan artık yaptıkları CPU üzerinde bir işletim sistemi çalıştırmalarını isteyeceğiz. Burada da ilk örneklerini gösteriyoruz bunun. Burada hazır bir işlemci üstünde bir Micro Linux port edilerek boot edilmiş şekilde gösterilmekte. Bunu seneye yarışmacılardan isteyeceğiz. Yani bu hazır işlemci değil de artık yarışmacıların kendi tasarladığı işlemci üstünde böyle bir Linux çalıştırmalarını isteyeceğiz. Bu Micro Linux, Linux'un bir alt kümesi olarak düşünülebilir. Genellikle embedded sistemlerde kullanılan bir Linux bu. Bunun dışında yarışmacılara projelerini gerçekleyebilmeleri için Xilinx de aynı zamanda sponsor projeye. Xilinx kitlerini vermiştik bu yarışmada. Seneye de yarışmaya katılımcılara yani belirli bir seviyeye kadar gelenlere yani ciddi olanlara Alterna kitleriyle destek vermeyi düşünüyoruz. Bu şekilde yarışmacıları desteklemekteyiz. Xilinx'in üzerine bir de Altera'nın tabii ki iki büyük üretici var zaten FPGA olarak. Xilinx ve Altera. Yani Altera'nın şu an Çizgi Elektronik'te de eğitim amaçlı satılması da var. Şu an satışı da var. Xilinx'in de sponsor olduğu için oradan da kitler alınmıştı. Bu şekilde de destek veriyoruz yarışmacılara. Peki şu ana kadar genel amaçlı bir sistem çıkartan oldu mu yoksa herkes özel amaçlı projelerde mi şu an için? Genellikle işlem tasarımına yarışmasına katılanlar sadece işlemciyi yapmak ve çalıştırmak konusunda bir şeyler kaydettiler. Bazı projeler tabii işlemcinin simülatör ve C compiler tarzı compiler yazanlar da oldu. Bunun dışında tabii dediğim gibi 3 aşamalı bir yarışma. Sanal işlemci, fiziksel işlemci ve gömülü sistem tasarımı. Bazı katılımcılar sadece gömülü sistem tasarımına katıldılar. Örneğin Aselsan Giga Switch projesi, birazdan inceleriz onları da. Sadece gömülü sistem projesine katılmış ve bir switch tasarımıyla uğraşılmış bu proje. Üniversite projelerinin dışında bir adette özel şirketin katıldığı bir yarışma bu. Yani özel şirketler de katılabiliyor tabii ki ama genel katılım üniversitelerine. Üniversiteyi tercih ediyoruz. Evet. Özel şirket kim? Özel şirket Cell System olarak katıldılar. Ve başarılı bir şekilde projelerini tamamladılar. Onların da sistemleri mevcut şu an Sebit'te. Onları da inceleyebiliriz birazdan. O zaman isterseniz diğer sistemlere göz atalım birlikte. Diğer sistemleri de isterseniz birlikte bakalım. Aselsan'ın projesiyle başlayalım isterseniz.